Selam arkadaşlar. Ee, geçen gün Franz Kafka'nın Kovalı Suvarisini okumuştum. Metnini de paylaşmıştım. Bu ee, kısa bir öykü. Zaten siz de öykü olduğunu bilmiştiniz. Ee, sorulara güzel ve doğru yanıtlar vermiştiniz. Bazıları eksikti, olsun. Ee, bazılarınız cevapları paslaşmıştı. Bu yüzden benzer cevaplar vermiştiniz. Ee, olsun sonuçta onun için bile uğraşmıştınız iyi bir şey ee, birinci soruda özellikle takıldığınız ortada anlatıcı hikayenin anlatıcısı kimdir romanın anlatıcısı kimdir en başta her derste şunu söylüyordum anlatıcı hiçbir zaman yazarın kendisi değildir anlatıcı her zaman kurmaca yani hayali fiktif biridir. Evet. Anlatıcı yani bakış açısı dediğimizde aklımıza üç kişi geliyordu. Bir kahraman, iki ilahi, üç gözlemci, anlatıcı. Kahraman anlatıcı yani ben anlatıcı olayları yaşayıp anlatan kişiydi. Dolayısıyla da okuduğumuz metnin anlatıcısı kahraman anlatıcıydı. Çünkü öykünün kahramanı bizzat olayları yaşayan kişiydi. İşte boş kovasını alıp evden çıkıyordu. Kömürcüye kadar gidiyordu. Ondan sonra da olanlar oluyordu. Son soru çatışmalarla ilgiliydi. İşte zenginlik, yoksulluk, varlık, yokluk gibi cevaplar vermiştiniz. Doğruydu ama biraz daha kurcalarsanız birden hani hikayedeki çatışmanın veya çatışmaların sadece zenginlik ve yoksullukla ilgili olmayıp başka çatışmalar olduğunu da görebilirsiniz. Mesela kömürcü ve eşi arasındaki çatışma. İşte kömürcü çalışkan, aklı fikri işte olan bir profil çiziyordu müşterilerine önem veriyordu. Son müşteriyi bile kaçırmak istemiyordu. Eşi ise bu kadar çalışmanın yeterli olduğunu, fazla olduğunu, hatta dükkanı kapatıp tatil'e gitmeleri gerektiğini söyleyerek eşiyle çatışıyordu. Kocasıyla çatışıyordu. Evet. Öykü sorularda sormamıştım öykünün türü diye. Ama bunu siz düşünmeliydiniz ya da düşünmüşsünüzdür. Ben yine cevap vereyim. Biz derste üç türlü öykü olduğunu söylemiştik. Bir, olay öyküsü yani Mopasan tarzı. iki Çehov tarzı yani durum öyküsü. Üç, modern öykü. Evet. Olay öyküsü kurucusu mopasanda Fransız yazar Maupassant. Durum öyküsünün kurucusu da Rus yazar Anton Chekhov idi. Zaten kurucuların ismi verilmiş. Ama bizim okuduğumuz öykünün yazarı Frans Kafka ise modern öykünün kurucusudur. Modern öykü neydi? İçerisinde olağanüstü, hani ...gündelik hayatta veya gerçek hayatta karşılaşmayacağımız durumların yaşandığı... E, ...öyküler idi. Hani adamın... ...kovasına binmesi, işte kovasının havalanması bunlar... ...gerçek hayatta yaşanması mümkün olmayan... ...şeyler idi. E, bu yüzden okuduğumuz öykü bir modern öykü idi. E, evet.